Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Emekli Tuğgeneral General Profesör Doktor Esat Arslan yayın konuğumuz. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz her zaman için. Tabii ki bizim benim bir misyonik görevim var. Tabii ki halkımı en doğru bilgiyi, elde ettiğim en doğru bilgiyi ifade edebilmek. Hocam biz e, haberlerimizde yer veriyoruz. Kazanın ilk e, meydana geldiği andan itibaren ama e, coğrafyası itibariyle ve tabii ki e, yıllardır izledikleri politikaları itibariyle aslında İran'ın bir kara kutu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Oradan gelen haberler doğrultusunda biz de e, haberlerimizde yer veriyoruz ama e, işte pazar günü saat 17 sularında İran Cumhurbaşkanlığı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin sert acil iniş yaptığı haberi geldi. Sonrasında 15 saatlik bir arama kurtarma çalışmaları gerçekleşti. Reisinin karayoluyla şehre geldiği şeklinde böyle bir takım haberler de çıktı ama en sonunda 15 saatin sonunda ki başka ülkelerden de yardımlar da istediler. Bizim Akıncı uçağımız da orada arama çalışmaları yaptı. Onun vermiş olduğu bölgesel rotasyon sayesinde bulunduğu da söyleniyor. En başından almak gerekirse ne oldu ve gerçekten kaza mıdır, suikast midir? Ya da düştü mü, düşürüldü mü? Evet, evet hocam. Ee, en önemli ve bir başka soru zannediyorum. E, ...tabii mütevaffa Cumhurbaşkanı e, gittiğine göre durum ne olacak? Hı hı. Tabii e, bunu sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansur'un yaptığı açıklamayla açıklamak lazım. Ben e, resmi açıklamalar üzerinden gideceğim. Cumhurbaşkanı sabah saat 8'den itibaren e, İbrahim Reis'i ifade ediyorum... Kızkale Barajı iki tane baraj yan yana bir tanesi Hüda Afer'in yani İranlıların yaptığı Diğeri ise Kızkale Barajı uçulan yer neresi Tebriz'den itibaren uçuluyor hı hı. ve burası Doğu Azerbaycan Yani bütünüyle Türk bölgesi yani bunu çok açık söyleyelim Hatta Uzi köyü ifade ediyor yan taraftaki köyün Kurtlar köyü olduğunu biliyoruz ve e, Doğu Azerbaycan eyaleti olarak ifade edeyim. Azerbaycan'ın e, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla e, saat 13'e kadar etkinlikler devam etti. E, i̇ki petrol e, projesinin açılışını yapmak üzere e, bundan sonra Tebriz'e gelmesi lazım. 13 sıralarında Tebriz'e doğru yola çıktı. Tabii ki barajın bulunduğu yerden Tebriz'e doğru 3 helikopter havalandı. Ve yine e, sevgili izleyicilerimiz belki bunu e, mutlaka ifade edebilir. Yani üç tane helikopterden ikisi bulutun içine girdi de neden bir tanesi kaldı? Hı hı. Bu soruyu da yanıtlayarak tekrar ifade ediyorum. Bulgular değil, İran'ın resmi e, haber ajanslarından ve bizzat e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Musin e, Mansur'un yaptığı açıklamaya göre ifade etmeye çalışıyorum. Tabii ki burada çok önemli bir konu vardır. E, bu bölgeye bakıldığı zaman özellikle yoğun e, bulut e, ve bu mevsim itibariyle hatta e, kar yağışı da olan bir bölge ve kar yağışı da e, olduğunu biliyoruz. Ve gündüz e, koşullarında uçuş saati uygun mudur? Evet uçuş saati uygundur. Yani akşam saatlerinde falan değil. Yani farklı şekilde ifade etmemek lazım. Hı hı. 13.30 civarında Cumhurbaşkanı'nın helikopteriyle Diğer iki helikopter arasında iletişim kesildi. en ee, hani söylüyorum. Yani ben herhangi bir önümde bir şey değil ama Musin Mahsuri'nin İran 85 milyonluk İran halkına yaptığı açıklamalardan ifade etmeye çalışıyorum. Ve 13:30 civarında e, dediğimiz gibi bu iletişim kesilmesi üzerine e, hemen iki helikopter bölgeye döndü ve arama yapmaya başladı ve arama çalışmaları tabii ki biliyorsunuz bunlar yakıt vesaire gibi durumlar da çok önemlidir. 15-20 dakika sürdü. Ve ancak artan sis nedeniyle bölgeye acil iniş yapmak zorunda kaldılar. Tabii kaybolan helikopterdeki bir mürettebat ve bir yolcu ki bu bu yolcu çok önemli bir yolcu cuma imamı. Vaktimiz olsaydı bunun ne demek istediğimi ifade edeyim. Çünkü İran'da Efendim iki bir uhrevi devlet var hı hı. bir de dünyevi devlet var. Dünyevi devlet yasama yürütme yargıyı yöneten Tahran merkezidir. Uhrevi ise kum kenti ya da onların diliyle kom derler onlar. Çünkü hiçbir u harfi söylenmez yani mustakim değil e, mustakim diye ifade edilir Cuma'yı Cuma imamının en önemli özgüsü velayeti fakir kurumuyla bütün köylere kadar gelen yani bir yerde e, cuma e, imamı yani namazı kıldıran cuma imamı bütün sistematiğin içerisinde nedir? Denetim mekanizması? Yani ben e, çok da e, önemli olduğunu İran'da da bulunduğum için söylüyorum. Hakikaten e, böyle e, iç içe girmiş olan bir denetim mekanizmasından mesafe aldıklarını söylüyorum. Yani iyi bir şey midir? İyi bir şeydir. Nereden almışlardır örnek? Ta Medine Sözleşmesi'nden yani 622 yılında hı hı. E, Hazreti Muhammed'in Efendim Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra o hangi şehre gitmiştir? Şehrin ismi Yesrib kentidir. Ama e, Hz. Muhammed hicreti tamamlayıp efendim e, gerekli şeyi aldıktan sonra Medine olmuştur. Ne demektir Medine Arapçada? Medine evet, demek evet. site devleti demektir. Site devleti yani Yunan'da gördüğümüz site devletidir. ve proto bir anayasada ortaya konmuştur. Medine Sözleşmesi yani böyle baktığınız zaman yani ve de cuma günleri halka yani biliyorsunuz iki tane başlığı vardır Hazreti Muhammed'in bir uhrevi başlığı bir de dünyevi başlığı cuma günleri devlet olarak yaptıklarını hesap veren bir devlet sistematiğini ortaya koymuştur ki bu görüşü gerçekten devrimcidir bunu açık ve seçik olarak söylüyorum yani bu sadece bir e, dipnot olarak ifade ettim tabii ki e, elbette detaylar e, geldikçe durum e, tabii ki farklı şekilde der ama en önemlisi kazanın gerçek nedenine dair e, e, mutlaka bir kaza Kırım ekibi kurulur. Bunlar çok da her tarafta aynıdır hı hı. E, ve e, ciddi bir teknik çalışma gerekecektir ki bu konuda e, biraz düştü mü, düşürüldü mü vesaireyi bundan sonra. Tabii ki Aliyev'in e, bu durumda çok önemli bir rolü çıkmıştır çünkü beraber açmışlardır. Hı hı. İki tane biliyorsunuz kız kala ya da kız kalası dediğimiz baraj efendim, doğrudan doğruya Azerbaycan devletine aittir. Ama burada da yine doğaza hüda aferin yani hüda yaptığını söyler anlamında da bu da İran'a aittir. Tabii olası şüpheler, durumlar, gözler hemen kuzey komşusuna kaysa da reisi İran'ın gerilimler yaşadığı taraflardan biriyle ki çok önemliydi bir suhulet sayfası. Sözcükleri seçerek ifade ediyorum anlamdıran bir açılıştan dönüyordu. Hı hı. Neden? Açıkça söylememiz lazım çünkü Karabağ Savaşı'nın ardından özellikle Zengezur Koridoru'nun açılması ve bu bir jeostratejik çıkarlara aykırı bulduğunu her defasında İran ifade etmemiştir. Ve de sınırların değişmesine asla izin vermem diyerek Azerbaycan'ı askeri tatbikatlarla adeta değil bayağı ciddi bir şekilde tehdit etmişti bunu söylememiz lazım. Hı hı. İki ülke kuşkular var. Düşmanlığın diliyle konuşur hale geldi. Hep bunları yayınlarınızda belirttiniz. Onun için ifade etmek istiyorum. Tabii Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşıp kendisini Batı e, efendim Batı e, Batı kampına alma çabası eee paralel olarak da İran'da e, Aras'tan bir koridor açma ve ortak baraj yapmasına girdi. Bu ayrıntılara girmeyeyim ama e, böyle bir durumun doğrudan doğruya iki ülkeyi yaklaştırması e, çok önemli. E, bu arada reisinin akıbeti daha belli olmadan bir halefiyet krizi yaşanacağı da ayrı öngörüler paylaşıldı. Yalnız şunu açıkça söylememiz lazım. Yani Hamaney biliyorsunuz çok da önemliydi herkes dua etsin İran halkı endişelenmesin ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir hakikaten evet İran'ın işi tabii zor zor olduğu kadar zorlu bir sisteme sahip ama sistemin bekası bir kişinin varlığı ya da yokluğuyla bağlı değil yani bu ben e, İran'ı e, içerisinde çok ifade ediyorum. Evet İran'ın ekonomiden özgürlüğe savaşa kadar savaşa girmeme gibi tonlarca sorunu var. Ama e, her seferinde daha büyük bir meydan okumaya doğru geçen kitseler unutmayalım 2022'de başlayan Mahsa eminiden sonra hı hı. kadının efendim özellikle e, İran e, şeyinde daha bir görünür hale gelmesi e, önemli bir olgu. Ee, ama İran'da gitgide e, rejim efendim meşruiyetini kaybediyor. Niye? E, tabii ki 2021 yılında seçilmiş olan reisi 3 yıllık cumhurbaşkanıydı. Ama o bütün şeyleri adeta kendisinin seçilmesi için yapılan uzmanlar meclisi dediğimiz yani bir dini lider seçilecek. Kimdir dini lider seçilecek? Yani bunlar çok hesaplı ve kitaplı giderler. 85 yaşında Ali Hameney, Ali Hameney'in yerine mutlaka birisi gelecek onun için. E bakıyorsunuz seçime %41, Tahran'da yüzde %24 seçime katılım oranı. Yani bakın meşruiyeti sorgular hale gelmenizin önemli kriterleridir. E, tabii ki bu e, mesela yönetim bile e, bir eşik belirlemiştir. Meşruiyet eşiğin çok altındadır. Çok da ilginç. 10 Mayıs'ta ikinci bir tur yapıldı Tahran'da. Katılım ne kadar biliyor musunuz? Yüzde sekiz.